arkadaşlar. Bugün bir Rotterdam vlog ile karşınızdayız. İlk defa Rotterdam'a geldik. Gezmek için geldik. Dolayısıyla neyle karşılaşacağımızı tam olarak bilmiyorum. Böyle kafamda bir iki şey var. Gezmek, görmek istediğim. Ancak buraya gelmemizin daha da büyük bir sebebi var. Bu akşam Cem Yılmaz'ın Rotterdam'daki gösterisine gidiyoruz. Oraya bilet aldık. Kendisine hayran biri olarak oradaki atmosferi de size en güzel şekilde yansıtmaya çalışacağım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Merkezine doğru gidiyoruz Rotterdam'ın. Oradan limana ve eminim ki YouTube'da da çok sıkça gördüğünüz küp evlere doğru bir seyahat yapacağız. Daha sonra da gösterinin sergileneceği olan alana doğru yola çıkacağız. Hollanda'ya dünden itibaren yeni korona kısıtlamaları getirildi. Bu kısıtlamalar doğrultusunda artık akşam 7'de bütün mekanlar ne olduğu fark etmeksizin kapanıyor. Sen niye bağırıyorsun acaba? Bu da tabii insanları bu saatlerde dışarıda olmaya itiyor. Bildiğiniz ya da bilmediğiniz üzere Hollanda'daki Türk nüfusunun en çok yoğunlaştığı yermiş. Böyle söyleniyor, böyle anlatılıyor. Böyle sokakta Türkçe konuşurken, video falan çekerken zaten 10 kafadan 8'i bir şekilde sizi anlıyor. Rotterdam'da ilk göze çarpan şey tabii ki büyük bir şehir Rotterdam, yani bizim o Utrecht'e falan benzemiyor. Aslında büyüklükten ziyade belki de bunu sağlayan şey birazcık mimarisi. Şu an çevremde görmüş olduğunuz işte binalar, yüksek binalar ve mimari birazcık size İstanbul'u andırıyor olabilir. Sebebi de şu: Rotterdam savaşla beraber tamamen neredeyse yerle bir olmuş bir şehir. Ve Hollandalılar burayı aslında tamamen modern bir mimariyle sıfırdan yapıyorlar diyebiliriz. O bizim alışık olduğumuz Avrupa mimarisi, o tarz evleri çok fazla rastlamak mümkün olmuyor Rotterdam'da. Belki de bu bahsettiğim işte Türklerin burada yoğunlukta olması sebebi falan, kendilerini burada belki daha çok evde hissediyor olabilirler açıkçası. Bizim oralara burası daha çok benziyor. Birazdan karşılaşacağımız şey de Rotterdam'ın ünlü Swan Bridge'i, Kuğu Köprüsü. Kuğu Köprüsü adını almasının sebebi şeklinin bir kuğuya benzetilmesinden geldiği söyleniyor. Yani eğer çok kasarsanız benzetebilirsiniz ama bilmiyorum, beni çok fazla etkilemedi açıkçası bu. Yani ben Avrupa'nın eski mimarisi, eski şehir yapısını daha çok beğenen biri olduğum için beni çok etkilemedi. Şimdi birazdan göstereceğim size, bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Evlere falan baktığımız zaman enteresan yapılar var. Burası ünlü Hollandalı mimarların böyle bildiğin oyun alanı gibi bir yer olmuş. Mesela işte sokaklarda şöyle çeşitli yine modern sanattan örnekler görebiliyoruz. Şu an önünde durduğumuz bölge Rotterdam'ın limanı ve tersanesi. Swan Bridge birazcık ötemde. Onu size yine de çok dibine gitmeden göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu anda gösterdiğim noktada, hatta şöyle parmağımla göstereyim. Şurada uzakta gördüğünüz köprü Rotterdam'ın Kuğu Köprüsü olarak geçiyor. Şöyle biraz da zoom yaparsam. Yani dediğim gibi şekil itibariyle sanıyorum bir kuğuya benzetilmiş. Siz artık karar verirsiniz neye benzediğini. Şu an bulunduğumuz bölgede taksi var arkadaşlar. Taksi bildiğiniz böyle yanaşıyor ve şimdi yolcularını indirecek. Buna canlı yayında tanık olmak da güzel oldu. Gayet tatlı bir an. Çok enteresan bir şeyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Bir sıcak su botu kendileri içeride ısınıyor ve bikinili ya da mayolu falan takılıyorlar ama dışarısı tabii ki şu an çok soğuk. Bu arada arkadaşım da aşağıda video çekmeye devam ediyor. Suyun içerisinde yükselen dumanı görüyor musunuz bilmiyorum ama odunla beraber ısınıyorlar. Çok komik gerçekten. Avrupa'nın pek çok yerinde görebileceğiniz klasik su üstü barlarından, restoranlarından biri. Ancak bu tabii ki çok hoşuma gitti benim. Hem rengi
gayet güzel. Yeni boyanmış gibi sanki. Çok da güzel bakım yapılmış. Şöyle birazcık çekelim. Şu. Ha, girişi de burası mı? Girişini de böyle çok tatlı yapmışlar. Sanki böyle gerçekten güzel bir restorana giriyorsunuz gibi. Hemen sağ tarafta da yemişi var. Hollanda ve Hollandalılarla alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Bunu babam söylemişti zamanında. Şimdi Hollandalılar bildiğiniz üzere çok iyi denizcilerdir tabii. Yani aslına bakarsanız deniz kenarındaki sunları çok az olmasına rağmen çok iyi denizciler olarak adlandırılır. Bunun sebebi de her türlü havada ve koşulda Hollandalılar denize açılmayı çok sever. Biraz önce de örneklerini göstermiştim. Utrecht'te de hani böyle hava soğukken falan hiç böyle fark etmez yani. Onlar mutlaka kendilerini bir şekilde suyun üstüne atarlar. Babam da şöyle bir şey söylemişti. İngiliz fırtınada limana kaçarken Hollandalı denize açılır demişti. Bu tabii Hollanda'nın da yani küçük bir ülke olmasına rağmen ne kadar böyle uzak topraklara ulaştığının işte yani Suriname olsun Amerika'ya kadar ulaşmasının bir sebebi. Ve işte Rotterdam'ın meşhur küp evleri. Bunların çok enteresan bir mimarisi var arkadaşlar. İçerisi kesinlikle düz. Ben birkaç videoda izlemiştim. Bugün içerisine girmeyeceğiz. Ama şöyle size dışarıdan atmosferi yansıtayım. Tabii ki önünde de. Burası merkeze de çok yakın bu arada. Hatta merkezde sayılabilir. Çok güzel kafeler, restoranlar. Ve eğer deniz ve denizcilikle ilgileniyorsanız ya da meraklıysanız bu tarz böyle botlara tam eski tipik Dutch botlarını burada bulabilirsiniz. Bunların önünde gelip fotoğraf çektirebilirsiniz. Demin de bahsettiğim gibi burası bazı mimarların böyle playground'ı olduğu için her türlü şeyi denemişler. Bu da denedikleri enteresan şeylerden biri. Ufaktan akşam oldu. Akşam yemeğimizi de yedik. Şu arkamda görmüş olduğunuz Very Italian Pizza. Fena bir yer değildi. İtalyan mutfağı hem makarnasından hem de pizzasından tattık. Tavsiye ederim Rotterdam'a gelecekler için. Şimdi Uber'imizi bekliyoruz. Birazdan Rotterdam Ahoy'a doğru yola çıkacağız. Burada gördüğünüz yer arkadaşlar Market Hall diye geçiyor. İçerisi aslına bakarsanız değişik bir mimari. Yine modern bir mimarinin örneğini görüyorsunuz. İçerisi böyle bir kanyon gibi boş ve sağlı sollu yemek yerleri var. Yani birazcık aslına bakarsanız tamamen bir alışveriş merkezinin food court'u gibi. Burayı da değerlendirebilirsiniz. Vakit darlığından dolayı bugünlük buraya giremedik. Ama açıkçası çok da güzel bir yere benziyor. Kim geçiyor ne? Geçeyim mi? Geçecek misin? Geç. Tamam hadi. Gösterinin sergileneceği alana geldik. Burada da zaten çok büyük bir ekranda tanıtımı da dönüyor. Ve kapının önünde de bir aylık kalabalık var ki saat birazcık erken. Size ortamın nabzını gösterelim. Nedir beklentin hacı? Beklenti büyük. Büyük değil mi? Tabii ilk defa gidiyoruz. Göreceğiz bakalım. Ama ortamdan beklediğimi alamadım ben. Yani biraz böyle çok şey kalmış. Yani. Koronayla alakalı. Ama yine de koronayla alakalı olabilir ya. Böyle şey yani kahve içecek yer bile kapalı yani açıkçası. Bu arada dün itibariyle şöyle bir şey oldu. Daha fazla, daha kalabalık bir salon aslında içerisi ancak gelen habere göre yeni korona kısıtlamaları doğrultusunda sadece 1250 kişilik bir seyirciye açtılar burayı. Ve bazı mesela balkon kısımları da var. Balkon kısımlarının tamamen biletlerini geri iade ettiler. Bizim bilet gelebilecek listenin arasında yer alıyordu. Biz de o yüzden bugün gelebildik. İbrahim Tatlıses de gelecekmiş arkadaşlar. Şu an ekranda gösteriyorum size. 26.02. Belki geliriz. Gelmez miyiz? Ya ne işim var oğlum İbrahim Tatlıses'le? Şovu çekemeyeceğiz ama şov öncesini gayet güzel bir şekilde çekebiliriz. Cem Yılmaz'ın klasik sahnesi. Mekan da gayet güzel. Yerimiz de burada.
Artık şovu merakla bekliyoruz. Bakalım nasıl bir şov. Çıkışta izlenimlerimize aktarırız. Gösteriden sonra bir şekilde hızlıca kendimizi Central Station'a atmak zorunda kaldık. Çünkü hatta neredeyse gösteri bitmeden önce taksiyi çağırdık diyebilirim. Kapıdaki izdihamdan birazcık yırtmak istedik. Çünkü yolumuz uzun arkadaşlar. Çok eğlendik gösteride. Kısa bir gösteri değerlendirmesi yapmam gerekirse. Yine Cem Yılmaz klasiğini konuşturmuş. Ancak kişisel tercihim olarak benim Fundamentals daha çok hoşuma gitmişti diyebilirim. Bu da çok güzeldi ama oradaki hikayelere belki kendimi daha yakın hissetmiştim. Bir yandan da artık videoyu ufaktan kapatmanın zamanı geldi. Şimdi geri dönüş yolculuğuna başlıyoruz. Rotterdam'daki bu gezimizde bize katıldığınız için teşekkür ederim. Kanala henüz abone değilseniz, abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok güzel bir şekilde desteklemiş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.